Atin, olağan kongresine katılan Kocaeli Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya son zamanlarda ekonomide yaşanan fiyat dalgalanmalarına değindi. Uzunkaya fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugün dünyanın özellikle içinde bulunduğu bu zor dönemde başta Cumhurbaşkanımız, ilde valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ciddi destekleriyle ilimizde stokçuların haksız fiyat artışı sağlamak isteyen ürünlere hiç aralıksız denetimleri yaparak geçmeye çalışıyoruz. Şu anda ilimizde ciddi bir oranda stokçuluk yapacak olan bir firmaya henüz denk gelmedik. Çünkü her gün, haftanın 7 günü olmak üzere aralıksız bir şekilde denetimlerimiz devam etmektedir ve devam edecektir. Ben burada sizlerin sayesinde bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle ilimizdeki doğru sanayicilerimize, tacirlerimize, esnaflarımıza. Bugün ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar sadece ülkemize ait değil. Dünyanın her tarafında yaşanan bir ekonomik dalgalanma mevcuttur. Bu ekonomik dalgalanmadan ülkemizin etkilenmemesi mümkün değildir. Artık dünya ticarette küreselleşmiş, bir araya gelmiştir. Dolayısıyla biz bu zorlu durumu hep birlikte bir araya geleceğiz. Birlik olacağız. Ticarette de diğer durumlarda da birliğimizi sağlayarak hem haksız fiyat artışı sağlayacak olanların önüne hem de stokçuların önüne ciddi bir set oluşturarak ülkemizin bir an önce müreffeh bir duruma, doğru bir ortama, stabil bir ortama çıkarılmasını hep birlikte sağlayacağız inşallah. Yaptırımlar çok ciddi mi efendim? Yaptırımlarımız çok ciddi. Dikkat ederseniz dün, önceki gün ulusal basınımıza, Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 500 binin üzerinde ceza uyguladıklarını gördünüz. Her yaptırım için, her haksız fiyat artışı için 545 bin liradan az olmamak üzere idari yaptırımlarımızı Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Kurulu değerlendirip neticeye bağlıyor. Ve biz hem ilimizde hem çevre illerimizde bu denetimleri aralıksız bir şekilde her gün olmak üzere hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İlimizde bugün itibariyle stokçuluğa rastlanmış bir durum yok ama haksız fiyat artışıyla ilgili şüphelendiğimiz her konunun, ihbar edilen her konunun üzerine süratle gidiyoruz. Raporlaştırıp Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na değerlendirmek üzere gönderiyoruz. Fiyat etiketinde hem fiyat etiketiyle raf fiyat arasında olan farklılıklardan dolayı denetimlerimiz yine hızla sürüyor. Bu konuda yapılan en ufak bir haksızlığı anında çözüp cezai müeyyidelerle önünü kesiyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, stokçulara karşı mücadelede il il var. Burada belediye başkanları da büyük görev düşüyor. Zabıtalar görev başına. Çünkü vatandaş mağdur edilmemeli. Her zaman için söylüyorum. Fırsatçılara kesinlikle göz açtırılmayacak. Ahmet Sezgin, Türk Haber, Atılım İş Alanları Derneği.